2015 yılında Dersim'e yerleştim. Kürt ve Alevi bir ailenin çocuğuyum. Bu toprakların çocuğuyum. Dolayısıyla kadın çalışmalarında uzun yıllar hem özgün kadın çalışmalarında hem siyasal partide çalışmalar yürüttüm. Evet. Şöyle tabii ifade edebilirim. Dersim biliyorsunuz tarihsel geçmişiyle, inancıyla gerçekten derin bir kültüre sahip bir yer. Alevi kimliği ve hak toprakları yani dolayısıyla direnişin de oldukça tarihsel olarak gelişen topraklar, soykırımı, inkarı, asimilasyonu görmüş topraklardır. Hala da bu asimilasyon ve inkar politikaları devam ediyor. Bugün bu politikalar bitmiş değil. Biz hep ifade ediyoruz şeyi, bizim genel Kürt Kadın Hareketi olarak çalışmalarımızda kadın bakış açısını geliştirirken ilmek ilmek görülen bir tarih var tabii genel hareketle birlikte. Dolayısıyla bizim genel parti politikalarımızda, daha öncesindeki politikalarımızda da şimdi de kadın temsiliyetinin en üst düzeyde yapılması aslında hedefleniyor. Ve Yeşil Sol Parti bunu biraz daha büyüttü. Ki kaldı ki hem seçilebilir yerden hem de kadın adayların yer alması noktasında en üst noktada %45-%50'ye varan bir oranla kendisini temsiliyetini gerçekleştiren bir parti. Fakat bu tabii ilmek ilmek gelinen bir süreç. Yani genel kadın hareketinin mücadelesiyle gelinen aşamalardır. Dersim olması, Dersim'in önemi belki genel hareketin, genel mücadelenin önemiyle birlikte tarihsel direnişinden ve sürekli bu direnişlerle karşı karşıya kalıp asimilasyon ve katliam politikalarıyla karşı karşıya kalmasından kaynaklıdır. Alevi topraklarıdır, Kürt topraklarıdır. Kadın da çok direnişçi bir ruha sahip Dersim'de. Yani hepimizin biraz yapısında, köklerinde insan bunu görebiliyor. Ben Dersim'de bu gücü çok daha fazla hissettim. Bu gücü çok daha fazla aldım buraya geldiğimde. Dolayısıyla Dersim'de kadını temsil etmek gerçekten kadının hem direniş tarihine hem kadının direniş ruhuna çok yakışıyor. Yani kadın her yere yakışıyor aslında. Yani her yerde gerçekten kadının temsiliyetini gerçekleştirmesi, kadın bakış açısıyla bir irade olması genel olarak yaşamın her alanına o bakış açısının yansıması çok önemli ama Dersim'de biz birkaç gündür yaptığımız çalışmalarda da çok net insan görüyor. Gerçekten bir kadın şehri. Yani bu topraklarda hep bir kadın emeği var. Bu kadın emeği işte hep ifade ediyoruz. Zarifelerden, Beselerden, Sakine arkadaşlara, Aysel ablalara, demokratik siyasette kadının temsiliyetine kadar ilmek ilmek örülerek gelinmiş bir şey aslında. Bu ruh burada hep var. Yani kadın yaşam içerisinde burada. Kadın ekonominin içerisinde, kadının evin içinde her şeyi çeviren, yani genel yaşamın döngüsünü burada aslında hep kadın var. Yani kadınla kendisini ifade ediyor ama tabii çok fazla asimilasyon politikaları, genel yaşamın kodlarıyla oynama çok fazla yoğun. Ya özel savaş politikaları hala devam ediyor. Yani bir bütün her yerde devam ediyor. Dersim'de bu konuda hem devlet, egemen erk bakışı, devletin kendi aslında yozlaştırmaya çalıştığı, çürütmeye çalıştığı bir yaklaşım üniversitelerin üzerinden, kadınlar üzerinden devam ediyor. Yine Dersim'de gerçekten kadının politikadaki temsiliyetine ilişkin de yani genel olarak da sürekli bir müdahale var devlet tarafından. Aslında inanç bir yandan yozlaştırılmaya çalışılıyor. Zaten biliyorsunuz bu tek rejim, tek adam rejimi dediğimiz şey aslında kadın düşmanı. Aslında inançların düşmanı, farklılıkların düşmanı. Dolayısıyla Alevilere ilişkin de burada özel bir politika uygulanıyor. Bugün milletvekilinin tek kişiye düşmesi, temsiliyetinin bir kişiye düşmesi öyle sıradan aslında gelinen bir sonuç değil. Göç ettirme politikaları, asimilasyon politikaları, umutsuzluk politikaları yaygınlaştırılmış durumda Dersim'de de. Ve dolayısıyla insanlar hem işsizlik, hem gelecek sorunu, hem siyasal baskılar, gözaltılar hepsi bir araya geldiğinde aslında yoğun bir göçe sevk ediliyor aslında ve bu göçle birlikte de aslında demografik yapı değiştirmek isteniyor. Yani bu aslında uzun süreden beri var olan bir politika. Elbette ki buna ilişkin çalışmalar var, buna ilişkin bir direniş var, buna ilişkin bir çalışma da yürütülüyor.
Yani karşı bir duruş da var buna, karşı bir örgütlenme de var buna. Dersin bu konuda hala gerçekten şey, durumun ve şeyin farkında. Bence bu seçimlerde de hem tek adam rejimine ilişkin hem de bizim Dersim gibi bir yerde kadın vekil olarak kendimizi aday göstermemiz, yani partimizin de göstermesi, benim aday olmam gerçekten şehrin aslında biraz daha motive eden bir yerde. Çünkü gerçekten Dersim halkı kadına güveniyor yani. Dersim halkının bir kadına yaklaşımı var. Kadının gerçekten o anlamda bir yarattığı, emekle yarattığı bir güven de var. Bugün hem bileşenlerimizle birlikte çalışma yürüttüğümüzde Dersim'de bir kadın temsiliyeti sokakta, esnafta, mahallede, her insanda çok olumlu ve bu beklentinin karşılanmış olmasından çok mutlular. Yani bir kadın aday beklediklerini ve bu şehirde bir kadın adayın parlamentoda temsil etmesi oldukça aslında kabul görmüş durumda. Yani istenmiş bir şey zaten ve hani insan o gücü de o moralde gerçekten dersinde alıyor. Yani çalışmalara başladığımızdan beri bileşenlerle beraber devam ediyoruz. Onlarla beraber ortak toplantı da aldık. Yine kadın platformu var burada. Kadın platformuyla ben toplantı aldım. Bugün o 6-7 tane kuruma ziyaret gerçekleştirdik. Ve bileşenlerimizle birlikte bu çalışmaları gerçekleştirdik. Hem bileşenlerimiz hem gittiğimiz kurumlar hem seçim bürolarının açılışını yaptığımızda insanlar hep şunu söylediler. Bu birliktelik dersinde bizim özlediğimiz bir şey. Bu birlikteliği hareket etme beklediğimiz ve istediğimiz bir şey. Her şeyde bu birlikteliği görmek istiyoruz. Bu birlikteliğin devam etmesini istiyoruz. Şimdi tabii biz Yeşil Sol Parti olarak da seçimlere girdiğimizde biliyorsunuz ittifaklarla tutum beyannamemiz var. Kendi kadın beyannamemiz, genel seçim beyannamemiz var. Bu beyannamelerin hepsi aslında bir inşaat sürecini de içeren, bir inşaat sürecini de öngören bir şey. Yani biz bu sürecin tek adam rejimini yıkarken, bu kadın düşmanı sistemin yıkılmasını isterken aslında şunu da söylüyoruz. Yani yeni bir inşaat sürecinin başlaması gerekiyor. Yeni bir inşaat sürecinin gerçekleşmesi gerekiyor. Ve bu inşaat sürecinde kadınlar öncüdür, gençler öncüdür. Yani öncü bir yaklaşımı gösteriyor ve aslında Dersim'in genel yapısına baktığınızda her kesimden, her biraz şeyden siyasal bakış açısından insan var Dersim'de. Dersim biraz aslında genelde metropollere ve Türkiye'nin hani batı kısmında baktığınızdaki şeyin aslında maketi biraz. Yani öyle bakabilirsiniz Dersim'e. O anlamda her türlü inançtan ve şey inançtan diyorum pardon siyasal yaklaşımdan insanlar da var. Bu anlamda Dersim önemli. Bu açıdan Yeşil Sol Parti ve ittifak beyanlamamız ve tutumumuz aslında bu kapsayıcılığı içeriyor ve sadece hani çok oy almak ittifaklarda, ittifakla beraber evet tek adam rejimini sonlandırmak ve demokrasinin nefes kanallarını açabilmek için girişilen bir yol. Ama aynı zamanda bir inşaat süreci de var. Bu inşaat süreci bizim üçüncü yol dediğimiz ittifak üçüncü bir yoldur. Yani demokrasi ve emek ve demokrasi platformu bir ittifakı bir üçüncü yol aslında ortaklaşması aynı zamanda. Ve bu üçüncü yol ortaklaşması demokratik cumhuriyet ve demokratik ulus perspektifiyle programıyla aslında kendisini yaşamsallaştırmaya çalışacak. O açıdan Dersim biraz da bu açıdan önemli çünkü bileşenlerin de gerçekten bundan sonraki yol alış biçiminde bu inşaat sürecinde yol alarak bu inşaat sürecinde hep birlikte sorunlara ortak çözüm bulup ortak pratik politikaların oluşturulmasında rol oynayacak. Yani yaklaşımları da biraz böyledir. Biz de aslında Dersim'de ben de kendi adıma hem kadın bakış açısı çünkü biz şunu söylüyoruz. Kadın bakış açısı bizim açımızdan şöyle önemli. Aslında Yeşil Sol Parti olarak da bu seçim beyannamesi ve kadın beyannamesini oluştururken bu kadın bakış açısıyla yaptık. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü diyoruz. Bu aslında tam da Yeşil Sol Parti'nin mevcut politikasında yaşam buluyor. Hem çoğulculuğun, hem inançların, hem farklılıkların, hem kadın ve erkek yani tüm yaşamın eşitliklerinin demokratik bir anayasayla, anayasal güvence altına alınarak mümkün olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla biraz bunlar bu inşaat sürecinde yer alacak süreç ve Dersim'de aslında
tam da biraz özlediği, beklediği, istediği bir şey. Yani kimliğimizin, dilimizin, inancımızın eşit yer aldığı, anayasal güvence altına alındığı, çoğulculuğun, farklılığın hep birlikte beraber yol alabileceği bir yaşama ihtiyacı var. Gerçekten öbür türlüsü hem kadınlar, hem gençler, hem Türkiye halklarının bir bütünü, herkesin siyasal bakışları farklı olan sosyalist, devrimci, demokrat, herkesin artık gerçekten bu süreç içerisinde artık böyle götürülemeyeceğini, yani gidemeyeceğini hepsi, biz farkındayız. Bence bu birliktelik aslında bu farkındalığın pratik hayata geçmesiyle gerçekleşiyor. Dersinde de böyle bir şey var. Elbette tek vekil olmak biraz daha, yani kentin bütün sorunlarını bir kadın olarak kadın bakış açısıyla geliştirme, kadın bakış açısıyla gerçekten örme, buradaki kadın arkadaşlarımızla, kadın platformumuzla gerçekleşecek, öyle düşünüyorum. Bu konuda güçlü bir bakış açısı var, güçlü bir dayanışma var. Ben o gücü de alıyorum. Yani ben şunu söylüyorum dersinde hep birlikte, kadınlar olarak emeğimizin, sorunlarımızın daha fazla görünür kılınması için çok daha fazla örgütlü, bir araya gelen, sorunları ifade eden ve bunun için hep beraber sorumluluk alan bir...